Ee, sayın Başkanlar, değerli hocalarım ve sevgili arkadaşlar ben de bugün size 20 dakikada indölen lenfomalar ve Hodgkin lenfomanın e, lenfomadan genelde 3 e, kongrede de sunulmuş olan bildirileri seçmeye çalıştım. Onun için özel kongrede belirtmeden e, sunacağım. E, İtalyan FOL 12 çalışmasının e, çalışmasının içerisindeki hasta grupları içerisinde ölçülebilir kalıntı hastalığı mole moleküler belirteçle bakılabilen, ve indüksiyon sonrasında PET'i olan hastaların bir alt analizini yayınladılar. Yaklaşık 394 hastalık bir değerlendirmede ölçülebilir kalıntı hastalığı ve PET pozitifliğinin progresyonsuz sağ kalım için bağımsız kötü risk faktörü olduğu bir kez daha gösterildi. Şimdi bu hastaları değerlendirdikleri zaman PET ve e, ölçülebilir kalıntı hastalık uyumsuzluğu olan 68 hasta varken arada 314 tanesinin ikisi de negatif, kalan 10 tanesinde de ikisi de pozitif vakalar vardı. Şimdi eğrilerine baktığımız zaman progresyonsuz sağ kalımı, eğer döviz skoru 3 ve 3'ün altında olanları PET negatif olarak kabul ediyorlar, PET'i negatif olan, ölçülebilir kalıntı hastalığı negatif olan hastalarda sağ kalım eğrisi daha iyi olarak görünüyor. Ölçülebilir kalıntı hastalık negatifliğinin PET negatifliği üzerine eklenmesiyle sağ kalım eğrisinin biraz daha yukarı doğru çıktığını görmekteyiz. Peki bu çalışmanın bizim için klinik önemi ne oldu? Ölçülebilir kalıntı hastalık analizi ve PET'in bağımsız ve tamamlayıcı prognostik belirteçler olduğu bir kez daha gösterilmiş oldu. kemoterapiden 2 yıl sonra ölçülebilir kalıntı hastalık pozitifliğinin 24. aydaki progresyonsuz sağ kalım için prediktif ve indüksiyon sonrası PET sonucundan bağımsız PFS için kötü risk faktörü olduğu gösterildi. Periferik kandan özellikle e, ölçülebilir kalıntı hastalık takibi yapılması hem düzenli hem kolay hem non-invasive ve bu... E, böyle bir tanımlamada yüksek riskli hastaları ayırabilmemiz hatta bu hastaların suma pidamesi altında ya da pek negatifliği olan hastalar içinde bile ayırıp özel olarak değerlendirebilmemiz açısından bu çalışma önemli. E, Zanubritinibin foliküler lenfomada obinutuzumabla beraber kullanımının tek başına obinutuzumab la kullanılmasını relaps refraktör poliküler lenfoma kohortunda değerlendirildiği Rosewood çalışması çalışması da sunuldu. burada 145 hasta zanubritinib ve obinutuzumab alırken 70 hasta tek başına obinutuzumab kullandı. Bağımsız değerlendirme komitesi yanıtları ve sağ kalımları değerlendiriyor bu çalışmada. bu komitenin değerlendirilmesine göre tüm yanıt oranları farkı zanubritinib obinutuzumab lehine görünüyor. Median takip süresi 20 ay olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Bütün alt grup değerlendirmelerinde zamıbitinip artı obinutuzumab obinutuzumab'a göre daha etkin görünüyor. Yanıt süresi ve PFS gene kombine e, kombinasyon tedavisi ile daha uzun olarak görülüyor. Hatta bin üstüne obinutuzumab eklenmesiyle beklenilmeyen bir güvenlik verisi de oluşmamış. Özellikle hani figürde dikkatinizi çekmek istediğim şey obinutuzumabın tek başına yani aslında obinutuzumab bütünip kombinasyonunun yan etkilerinin obinutuzumabdan geldiği. Burada grafikte çok güzel bir şekilde görünüyor. Obinutuzumab tek başının hatta bazı değerlendirmelerde kombinasyondan daha da fazla yan etki oluşturduğunu görüyoruz. Kronos bir çalışması bizim de merkez olarak katıldığımız hatta yazarlarından birinin mutucumuzun olduğu e Kopanlisibin bin relaps refraktör foliküler lenfomada değerlendirildiği bir çalışmaydı. Bunun 6 yıllık güvenlik ve etkinlik verilerini sundular. 104 relaps refraktör indolen foliküler lenfomalı hasta. Bu hastaların 2 ve üzerinde sıra tedavi almış hastalar olduğunu özellikle altını çizmek istiyorum. Medyan takip süreleri 20 ay ve tüm yanıt oranları %57.7 ve bunun tam yanıt oranı da %19'ları buluyor. 2 yıllık PFS 32 iken 6 yıllık tüm sağ kalım oranları %43 ve median tedavi süresi de hastalar 6 ay süresince tedaviyi alabilmişler. Ve bu hasta kohortunda hiç agresif lenfomaya transformasyon görülmemiş. E, 44 hastada radyolojik hastalık progresyonu, 31 hastada yan etki nedeniyle ilaç kesildiği için tedaviye devam edilememiş. Copanlisib'in bizim için önemi 2017 yılında FDA 2 sıra ve üzerinde tedavi alan foliküler lenfoma hastalarında onay vermişti. Relaps refrakter indolen foliküler lenfoma hastalarında 6 yıllık takipte de hala iyi bir yanıt ve sağ kalım üzerine de olumlu etkisinin devam ettiğini bu çalışmayla görmüş olduk. İyi tölere edilebiliyor ve yeni bir güvenlik sinyali de gösterilmemiş. Eee mantruj lenfomaya gelecek olursan ben harf sırasına göre sıraladım indol lenfomaları. Eee Ibrutinib, e, Rituximab ve Venetoclax kombinasyonu bir MD Anderson protokolünün daha sonra r hipersivat metotreksatla metotreksatla konsolidasyonu daha sonra tekrar ibutinib rituximab ve nitoklaksa idamesi gene bir emdemdirsin karışık ve yoğun bir tedavi protokolüyle 65 yaş altı yeni tanı 50 mental hücreli lenfoma hastasını değerlendirilmişler ve bu hastaların 21 tanesi yüksek riskli 48 hasta e, IRV'yi alırken e, 2 hasta IRV Iğreye alırken progresi oluyor ve tam yanıt oranları hani tedaviyi tamamlayabilen hastalarda %100. En iyi yanıta medyan 8 kürde ulaşıyorlar ve medyan PFS ve tüm sağ kalımada risk durumundan bağımsız henüz ulaşılamıyor. Eğriler en tepede hala seyrediyor. Bu çalışma ile aslında e, ibrutinib rituximab ve entokulaks ile kemoterapisiz bir indiksiyonla da derin yanıt elde edebileceğimizi görmüş olduk. Risk kategorisinden bağımsız olarak hiçbir hastanın yüksek etmedi. Düşük riskli mental hücreli lenfomaların kemoterapi ihtiyacının olmayabileceğini bir kez daha bu çalışmada görmüş olduk. Kombinasyon güvenli görünüyor. Genç mental cell hücrelerinde bu yeni tedavi modalitesi bütün risk gruplarında sonuçları iyileştirdiğini bu MD Anderson verileriyle görmüş olduk. Şimdi biz normalde mentül hücreli lenfoma sonrasını rituximab ile idame yapıyoruz. Türkiye'de de indikasyonu olan e, ilacımız rituximab. Ama lenalidomid ile acaba e, idame yapabilir miyiz diye e, uzun dönem e, fil MCL0208 çalışmasının sonuçlarını yayınladılar. Burada lenalidomid idamesi ile e, takibi birbirleriyle karşılaştırıyorlar. 65 yaş altı yeni tanı mentül hastaları 300 hasta dahil ediyorlar ve faz 3 bir çalışma 2 yıl Lenalidomid alıyor 104 hasta. Ee, bu hastaların öncesinde intensif ar e arası içeren indüksiyon tedavisi sonrası otolog nakil sonrasında da e takip olan yani gözlem yapılan da 101 hasta var. 84 ay takip ediliyor hastalar oldukça uzun bir süre ve 72 aylık PFS %48. Tüm sağ kalım ise %75 olarak bildiriliyor. Ama kümülatif ikinci tümör gelişme oranını bence göz ardı etmememiz lazım. Lenalidomid ile %9 şey, gözlem konunda yüzde dört buçuk olarak bildiriliyor. Ölçülebilir kalıntı hastalığı kemik iliğinde ya da periferik kanda pozitif olan hastalarda progresyon riski artmış oluyor. Yalnız lenalidomiti iki yıl süreyle verdikleri için lenalidomiti keser kesmez aradaki farkta kayboluyor. Yani 2 yıl süreyle kullanılan len idamesiyle erken PFS e yararı sağlanırken len kesildikten sonra tüm sağ kalım açısı avantajı bulunmuyor idamenin. Uzun süreli ölçülebilir kalıntı hastalık sonuçlarını belirleyici bir rolü olacak gibi görünüyor bu çalışmanın. Yani miyelomdaki gibi herhalde progresyona kadar lenidomit veriyorsanız idamede kullanmak gerekiyor. Akalabritinibin rituximabla kombinasyonunun yaşlı hastalarda acaba yaşlı mental hastalarında ilk sırada kullanabilir miyiz diye bir çalışmayı getirdim size. Faz 2 bir çalışma. 50 hastanın dahil edildiği tek kollu klinik bir çalışma. Akalabritinib ve ilk 4 hafta rituximab sonrasında 12 ay sonra 12 ay süresince ayda bir sonra 24 aya kadar da 2 ayda bir rituximab veriliyor. Burada Nipi'ye e, göre düşük, e, orta ve yüksek riskli hastalarda hastalar ayrılıyor. Tüm yanıt oranları yüzde 94, bunun yüzde 90'ı tam yanıt, yüzde 4'ü kısmi yanıt ve yüzde 6'sı da e, progres, şey, stabil hastalık olarak görülüyor. Bir hastada sadece evre 2 AF bildiriliyor ve bir hastada da evre 3 e, angina öyküsü var. Median hem progesteron sus sağkalıma hem de tüm sağkalıma henüz ulaşılam ulaşılamamış. Yani kemoterapi sizi ilk basamak tedavide akilobrutum rituximab oldukça etkin ve güvenli görünüyor. Yaşlı mental hastalarında da erken tam yanıt elde edildiğini bu çalışmayla görmüş olduk. Mental cell'de e, Normal kovalen Bruton kinaz inhibitörü dediğimiz ibutinib, akalabutinib ve zalubitinible tedavi ettiğimiz hastalar ardından nüks ederse ne yapalım sorusunu burun iki çalışmasında pirdopritinib etkili olur mu bu hasta grubunda diye değerlendiriyorlar. E, bu çalışmayı daha önce sunmuşlardı. İkinci yıl güncellemesinde etkinlik özetine bakacak etkinlik özetine bakacak olursak tüm yanıt oranları daha önce BTK aynı bir tür kullanan grupta yüzde 56 iken naip grupta yüzde 85. Yani hasta daha önce BTK kullanmadıysa piyotümbi daha iyi yanıt veriyor gibi görünüyor güvenli görünüyor. İlaç gene kanama kanama e, yan etkileri var. En fazla yan etki olarak görülen 2 yıllık takip sonucu, sonunda pirtobritinib nuxmental hasta grubunda etkinliğini sürdürüyor hala. Tüm yanıt oranları Kovalent Bruton kinaz inhibitörü alan ve naif gruplarda %56.7'ye 85.7 ilaç ilişkili toksisite nedeniyle ilacın kesilmesi çok nadir ve güvenlik verisi önceki analizlerle benzer bulunuyor. Şimdi devam eden bir randomize faz çalışması var. Burada BTK2 nadir nüks e, mental hastalarında piridobitinin ve karşı doktorun tercih ettiği kovalent Bruton kinaz inhibitörünün değerlendirmesi sonuçlarını yayınlanacak. Marjinal zon lenfomaya gelecek olursam, marjinal zon lenfomada da diğer e, mantle'da olduğu gibi, foliküler'de olduğu gibi bir, bir MZL ipi geliştirilmeye çalışılıyor. Bunun için NF10 gözlem çalışmasının çalışması ve bunun e, ko, bunu değerlendirecek validasyon kohortu olarak da Mayo'nun spormer study dedikleri Mayo'nun lenfoma e, veri tabanı kullanılıyor. Buradan 501 hasta NF10 gözlem çalışmasından sistemik tedavi başlanan 501 marginal zon lenfoma dahil ediliyor. Bunlardan 166 tanesi SMZL, 197 tanesi eksinodal MZL, 60 tanesi nodüler MZL ve 78 tanesi de disemine MZL olarak bildiriliyor. 61 aylık takip sonunda 5 yıllık PFS oranı %72. Çoklu değişken analize koyuyorlar bütün verilerini NF10'daki verilerini. Burada yüksek LDH'nın aneminin, lenfopeninin, trombostopeninin bir de sup grubun. Sup grupta da nodüler marjinal zon ve disemine marjinal zonun ayrı bir e, puan getirdiğini görüyorlar ve buna göre e, grupları ayırıyorlar. Düşük riskli, orta, düşük risk hiç faktörün olmaması. Orta riskliler 1 ile 2 arasında faktör olması ve yüksek riskliler 3'ün üzerinde faktör olması olarak belirliyor. Bu mzl ipiye göre NF10 e, Setinde baktıklarında hani skor sıfır olan e, 1, 2 ve 3, 5 olanların eğrileri gayet açık görülüyor. Validasyon kohortunda, mayonun kohortuna girdikleri zaman orada e, kendi kohortlarında NFE 10'daki kadar net olarak ayrılmamakla beraber gene de e, skor sıfır olanın daha üstte seyrettiğini görüyoruz. Peki Rituximab ile bir e, siplinik ve e, nodülen marjinal zon lanfoma kombine edersek hani nasıl bir sonuç elde ederiz e, diye bakıldığında bu da Malibu Faz 2 çalışmasında 16 merkezden 45 hasta değerlendiriliyor. İbutinik ve 8 ibutinik dozu veriliyor. İlk 4'ü haftalık Sonraki 4 dozu da aylık olarak veriyorlar. Medyan yaş 68 yaş ve 41 hastanın evre 4 hastalığı olduğunu yani neredeyse bütün hastaların ileri evre hasta olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum ve bu hastalarda elde edilen tam yanıt oranı %49. En iyi yanıta kadar geçen medyan sürede 2 ay, oldukça kısa. Hızlı bir hızlı bir hızlı ve etkin bir yanıt elde edile, edilebiliyor gibi görünüyor. Medyan takip süresi hastaların 23 ay ve hastalardan elde edilen yanıtın medyan süresi 18 ay. Sadece 7 hastada nüks görülüyor. Bu hastalardan bir tanesi siklinik marjinal zon, 6 tanesi de nodüler marjinal zon olarak bildirilmiş. 2 yıllık tüm sağ kalım oranı hastalarda %95 iken 2 yıllık progresyonsuz sağ kalım oranı %77 olarak görülüyor. 15 hastada ise medyan 8 ay sonra tedavi kesilmiş. Bunların 3 tanesinde progresyon görülüyor. 6 hastada da toksite, 4 hasta ilaç ilişkisiz neden. Trafik kazası geçirmiş, düşmüş o nedenlerle kesiliyor. 2 hasta da olurunu çektiği için çalışmadan ayrılıyor. Yani eğrilerde de spinik marjinal zon, nodüler e, marjinal zondan daha iyi seyrediyor. Peki çok geniş bir kohortta gerçek dünya verisi değerlendiriliyor. Amerikan Ulusal Kanser Veri Tabanı'nda immünoterapi tek başına mı yoksa kemo immünoterapi mi ilk line'da marjinal zon lenfoma hastalarında verelim? Burada değerlendirdikleri hasta sayısı çok iyi. 8110 hastaya bakıyorlar ve bu hastaların %18'ini SMZL, 41'ini nodüler marjinal zon ve 41'de de ekstra ekstra nodüler marjinal zon hastalarından oluşuyor. Bu hastaların %58'inin ilk sırada ee, sıklıkla rituximab immunoterapisi aldığını, yüzde 42'sinin de rituximab'a aykınlayıcı bir e, tabanlı tedaviler eklenerek e, tedavi edildiğini görüyorlar. Şimdi immunoterapiyi tek başına alan ya da kemoterapi, immunoterapi beraber alan hastaları e, marjinal zon lenfoma alt gruplarına göre ayırdıklarında e, ekstranodal marjinal Ekstranodal marjinal zon lenfoma hastalarında daha çok %64 oranında immünoterapiyi tek başına aldığını, nodüler marjinal zon lenfoma hastalarında da %55 oranında kemo aldığını görmekteler. Ama immünoterapiyi tek başına alsa da, kemo alsa da tüm kohorta baktığımız zaman aslında tüm sağ kalım açısından fark görülmüyor. Yani bu çalışma önemli bir çalışma bence. Bize vurguladığı şey de aslında ilk sırada immünoterapi ya da kemo alan hastalarda benzer sağ kalımlar elde ettiğimiz ama siplinik marjinal zon lenfoma grubunda kemo ile daha kötü sonuçlar elde edildiği görülmüş. Bunu da hani hem kemoterapinin toksitesine bağlamışlar hem de bu hastaların daha ileri evrede olmasından dolayı tüm sağ kalım sonuçlarının daha düşük olduğunu belirtmişler. Marjinal zon lenfoma için ilk basamakta tek başına iminoterapinin etkinliğini de bu çalışma bize aslında destekliyor. Klinik çalışmalarda aslında böylece de iminoterapi potansiyel bir karşılaştırma kolu olarak kabul edilebilir. Ee, bu indirekt karşılaştırma yöntemleri artık hematolojik malignitelerde çok popüler hale geldi. Burada da Zanubrutinib ve ibutinib'i indirek karşılaştırdıkları Relaps Refrakter Marginal zon Lenfoma ekibi var. Zanubrutinib'in Magnolia çalışmasından çektikleri 66 hastayla ibutinib'i de BGB 30111 çalışmasından çektikleri 20 pardon, eee de PCYC 1121 şeyinden çektikleri çalışmasından çektikleri 60 hastayla karşılaştırıyorlar. Şimdi buradaki değerlendirmede bir ağırlık hesabı yapmışlar. Ee, bunu bir formüle dökmüşler. Ona göre zanobitinipin daha ağır ya da e, yani bir e, derece vermişler. Aslında bir skor vermişler. E, hasta sayısını bir 86 bir 68 olarak almışlar. Yani tüm yan, tüm yanıt oranlarında aslında e, ve tüm sağ kalım oranlarında zanobitinip ibitinipten karşılaştırmada daha iyi görünüyor. Hodgkin lenfomaya gelecek olursam. Hodgkin lenfomu bence Kongre'nin e, özellikle e, Chicago Lugano'nun herhalde en popüler lenfomasıydı. Pleneri, e, pleneri nasıl Türkçeye çevireceğimi bilemediğim için pleneri söylüyorum hocam. Siz hemen uyarmadan. E, genel kurul yazıyor Türkçesinde çünkü. Öyle <laughs> olmaz herhalde. E, büyük işte şeydi, bölümde e, Chicago'da iki tane aftsırak, Lugano'da da bir abstrakla boy gösteriyor. SWOG S1826 çalışmasında Nivo'nun AVD'ye eklenmesiyle Branduximab'ın AVD'ye eklendiği ileri klasik Hodgkin lenfomalı hastaların sonuçları yayınlanıyor. Hastaların bazal özelliklerinde her iki grupta da benzer evrelerde hastalar olduğunu görmekteyiz ve progresyonsuz sağ kalımlarına baktığımızda Nivo grubunda e, bir yıllık progresyonsuz sağ sakalım yüzde 94, Brentuximab grubunda yüzde 86 olarak bildiriliyor. Alt grupları alt gruplara göre progresyonsuz sağ sakalım e, karşılaştırmasına baktığımızda Nivo lehine e, bütün gruplarda anlamlı olarak görülüyor. Olaysız sağ kalım gene e, Nivo, Nivo grubunda yüzde 91 iken Brentuximab grubunda yüzde 84. Aradaki fark çok az ama e, bir Sided almışlar p değerini. herhalde onun için bu kadar e, arası açık yani anlamlı çıkıyor 0.001 olarak vermişler. Mesela eğrilerin aralıkları çok açık değil. Tüm sağ kalımda arada bir fark yok. Hem Brent kusumapta hem Nivo'da 98'e 99 olarak bildirilmiş. Bu SWOG çalışmasının klinik önemi ne? E, yeni tanı ileri evre klasik Hodgkin lenfomada brentuximab ile karşılaştırıldığında nivo ile progresyonsuz sağ kalım ve olaysız sağ kalımda belirgin bir düzelme var. Bir yıllık progresyonsuz sağ kalımlar %94'e 86, olaysız sağ kalımlar ise 91'e 84. Birin yani yüzde birin altında hastanın sadece konsolidatif radyoterapi ihtiyacı oluyor ve nivo avd iyi tölere ediliyor. Beklenilmeyen bir yan etkisi yok. Herhalde gelecekte ileri evre klasik hoçkin lenfomada standart tedavi yaklaşımı nivo avd olarak kılavuzlara girecek gibi görünüyor. Diğer ee, Yine e, sunulan önemli abstraklardan biri İtalyan e, İtalyan Lenfoma grubunun e, çok karışık bir çalışma aslında ABVD'nin PET e, tin yönlendirmesiyle. E, tedaviye yani ABVD tedavisine... petin yönlendirilmesiyle devam edilsin mi edilmesin mi çalışması burada ABVD 21 günde bir veriliyor ve 1 ve 11. günler veriliyor işte doz e, densifikasyonu ve doz intensifikasyonu yapılıyor ee, şöyle ikisini bir ayırdığımız zaman bir 28 günde bir verilen ABVD var bir de 21 günde bir verilen ABVD var bu 28 günde bir verilen ABVD bizim Yaptığımız gibi interim PET bakıyoruz. Ona göre eğer PET'i pozitifse Eskele, eskele, edilmiş bir kapla tedavimizi güçlendirebiliyoruz. Diğerinde ise diyor ki sen diyor hani 21 günde bir ABV'de vereceksen diyor 3 kür ver. Arkasından pet çekmene gerek yok. Sonra bir tane ver. Sonra bir tane iki tane daha ver ve ondan sonra petini gör diyor. Yani hani altı kürü tamamladıktan sonra pet gör arada interim pete göre bir tedavi değişikliği yapma diyor. Orada da eğer hasta da dövili 3'ün altında elde ediyorsan diyor, yani o, takip edebilirsin hastayı. Işı, radyoterapiye de gerek yok. Biraz önce Düfüz Büyük Bey, şey, Primer Medyasiner'de konuştuğumuz gibi radyoterapi vermeden de bu hastalarını takip edebilirsin diyor. Peki bunun bir faydası olmuş mu? Ee, sarı olan 21 günde bir verilen ABVD. Mavi olan da 28 günde bir verilen progresyonsuz sağ kalım daha iyi görünüyor. Medyasinal kitlesel hastalıkta ve evre 4 hastalıkta da daha iyi 21 günde bir ABV'de daha iyi gitmiş görünüyor. Yani 3 yıllık PFS'de %10'un üzerinde bir artış var aslında 21 günlük ABVD ile ve PET uyarlaması olmadan da akut güvenlik sinyal alarmı gözlenmediğini görüyoruz. Radyoterapi ihtiyacı azalıyor hastalarda, Özellikle bu tedaviyi mediasinal kitlesel hastalığı olan ve evre 4 hastalıkta e, kullanmam daha etkin olduğunu bu çalışmayla görmüş olduk. PEMPRO'nun e, ilk basamak tedavi olarak Hodgkin lenfomada ee, ABV'de veremeyeceğimiz kırılgan hasta grubunda etkinliği olur mu diye adekvat çalışmasına bakmışlar. Ve burada 65 yaş üstü yeni tanı klasik Hodgkin lenfoma tanılı 25 hasta. Hasta sayısı çok az ee, ama hastaların sir skorları 7. Yani median sir skoru 7. ECOG performansı 2 ve üzeri olan %20 hasta var. %92 hastada evre 3 ve 4. Yani oldukça komorbit bir hasta grubu ve median yaşları 77. Şimdi bu hastalarda %72 tüm yanıt elde etmek oldukça büyük bir başarı aslında. Bu tüm yanıtın %32'sinin de tam yanıt olduğunu özellikle belirtmek isterim. Ve medyan yanıt süresi de 10 ay. Gayet iyi bir e, PEMBRON'u ilk basamakta kullanmakla e, güzel sonuçlar elde etmiş görünüyorlar. 25 aylık bir medyan takipleri var. 12 aylık tüm sağ kalım oranları %90. 2 yıllık Tüm sağ kalım oranları ise yüzde 84. Sadece 5 hasta kaybediyorlar ama bunların hiçbiri tedavi ilişkili olarak bildirilmemiş. Yani ABVD'ye uygun olmayan yaşlı ve belirgin komorbitteleri olan klasik Hodgkin lenfoma hasta kohortunda Pembro'nun etkinliğini bu çalışmayla görmüş olduk. İmmün ilişkili yan etki yani grade 3 ve 4 olan sadece 8 hasta var. Hastaların %32'si. O bile görüldüğü halde bu yaşlı ve kırılgan hasta popülasyonu arasında tedavi ilişkili ölüm görülmemiş olması da oldukça önemli. 8 hastada progresyon var. Bu progresyon görülen hastalara hemen ardışık bir tedavi başladıklarında bu hastaların 5'inde tam yanıt, ikisinde kısmi yanıt, birinde de stabil hastalığı hızlı bir şekilde elde etmişler. Ben burada konuşmamı bitirerek teşekkür ediyorum.